316. Bu videoyu izlediğin 10 dakika boyunca kaybedeceğin para. Bunu bile bile neden hala izlemeye devam ediyorsun? Kapatsana videoyu. Ama şunu bil. Eğer bu videoda anlattıklarımı öğrenmezsen ileride çok daha fazla kaybedeceksin. Çünkü şunun farkında değilsin. Bu hayatta hiçbir şey bedava değil. Ne yaparsan yap ödediğin bir bedel var. Zaman. Asla geri kazanmayacağın bir ödeme şekli. Ama sen bunu bol keseden harcıyorsun. Aslında senin burada bir suçun yok. Sadece zamanın değerinin tam farkında değilsin. Neyse ki videoya tıkladın çünkü ben sana zamanın önemini anlayacağın dilden anlatacağım. Zaman kurunu paraya çevirelim. Vakit nakittir sonuçta, değil mi? Zaman para denklemini kafanda oturttuktan sonra hayatın daha farklı yaşayacaksın ve zamanını israf etmeyeceksin. Vakit nakittir dedin. Bizi oyalamaya kes dediğini duyar gibiyim. O yüzden hemen başlıyorum. Çünkü sandığının aksine ömrün 70 küsür sene bile değil. Çok daha az. Az olan şeyler ise her zaman değerlidir. Türkiye'de yaşayan bir insan ortalama olarak 77,5 yıl yaşıyor. 180 günde benden olsun, 78 yıl diyelim. Çok uzun bir zamanmış gibi geliyor değil mi? Aslında değil. Çünkü bu dünyada görmezden gelemeyeceğimiz bazı sorumluluklarımız var. Mesela vücudumuz. Her gün ortalama olarak 8 saat uyuyoruz. 26 yılımız uyumakla geçti bile. 78'den 52'ye düştük. Zorunlu olarak 12 sene okula gidiyoruz. Günde 8 saat, haftada 5 gün, yılda 36 hafta. 17.280 saatin de okula gitti. Yani 2 yılın. Ev ödevlerini ve okul dışı ders çalışmalarını katmadım bile. Eğer üniversiteye de gittiysen bunu 3 sene yap. 49'a düştük. Okuldan sonra çalışacaksın tabi. Şanslıysan 9-5 mesai ile haftada 40 saatin iş yerinde geçecek. Emeklilik yaşının 65 olduğunu varsayarsak 40 sene boyunca çalışırsın diyelim. Senede 2 hafta yıllık iznin düşersek 128.000 saatin yani 9 senen iş yerinde geçti. 40'a düştük. Tabii özellikle İstanbul'da yaşıyorsan işe gidip gelmen de vaktini alıyor. İyimser bir şekilde buna da 90 dakika diyelim. 2 senen de buradan gitti. 38 senen kaldı. Hayatta kalmak için yemek yemen lazım. Bir insanın günde ortalama 70 dakikası yemek yiyerek geçiyor. 32.000 saat yani 4 yıl. Kaldı 32 yıl. Günde ortalama 1 saatimiz evimiz odamızla ilgilenmekle geçiyor. Bulaşıkları yıka, yerleri süpür, yatağını topla gibi. Hayatın boyunca 3 yıl. 28 senen kaldı. Tabii yediklerimizi çıkarmamız gerekiyor. Hayatımız boyunca 3 ayımız da tuvalette geçiyor. Ve sana kötü bir haberim var. Bunlar sadece yapmamız zorunda olan şeylerdi. İsraf ettiğimiz zamanlar da var. Mesela telefonda günde 4 saat baktığını varsayarsak 94.640 saatin yani 10 senen telefona bakarak geçiyor. 18 senecik kaldı. Buradaki hesaplamaları iyimser yaptım ve çoğu şey katmadım bile. Mesela ben hayatımın 110 gününü LOL oynayarak geçirmişim. Senin büyük ihtimalle 18 seneden bile daha az bir ömrün var. Bu dünyada zamanın düşündüğünden çok daha az. Ama az olan kıymetlidir deyip işin içinden çıkmayacağım, merak etme. Kısıtlı zamanın TikTok izleyerek geçirmek istiyor olabilir. Bir şey diyemem. Peki ya TikTok izlediğin her saat için 50 TL ödemek zorunda kalsaydın yine izlemek ister miydin? Ekonomi 101 dersinde en sevdiğim konu olabilir. Opportunity cost. Türkçesiyle fırsat bedeli. Bilmeyenler için açıklamamı gerekirse. Bir eylem yaparken yapmaktan vazgeçtiğin diğer şey o eylemin fırsat bedeli oluyor. Anlatması biraz zor. O yüzden örnek vermeme izin ver. Yeni açılmış bedava dondurma dağıtan bir dükkan görüyorsun. Önünde uzun bir kuyruk var. Nerede beleş oraya yerleş mentalitesiyle bir saat boyunca sıra bekleyerek bedava sandığın dondurmayı yiyorsun. Bedava sandığın derken neden böyle dedim? Çünkü o bir saatte başka bir şey yapabilirdin. Bu senin fırsat bedelin oldu. Arkadaşlar buluşabilir, bilgisayara bakabilir, Instagram'da gezinebilirdin ya da bir yerde çalışabilirdin. Saatlik asgari ücret 75 lira. O dondurma sana 75 TL'ye mal oldu. 75 sana az mı geldi? Peki ya o sırada bekleyen Orkun Işıtmak olsaydı? Ayda 500 bin TL kazandığını varsayarsak Orkun'un 1 saati 690 TL'ye gelirdi. Matematiğin iyiyse bu hesapta Orkun'un 24 saat çalışabileceğini varsayıyorum. Bunu fark etmişsindir. Fırsat bedeli hesaplamaları zaten tam olarak böyle yapılmamalı. Doğrusunu anlatacağım. Sonuçta her istediğinde 1 saat yine bir yerde çalışamazsın. Ben de biliyorum. Ama oraya gelmeden önce gel beraber üniversite hesabı yapalım. Her yıl 900 bin kişi üniversiteye yerleşiyor. İyimser bir sayıyla bunların ilk 200 bini harici diğerleri mezun olduğunda askeri ücretle çalışmaya başlayacaklar. Zaten bedava diye gittiğin üniversite sana kaça mal oluyor peki? 4 sene boyunca üniversite okumanın fırsat bedeli olarak en basit şekilde askeri ücretle bir işte çalışabilirdin. 48 ay aylık 17 bin TL askeri ücrette 816 bin TL eder. Yani bedava sandığın devlet üniversitesi sana 816 bin TL'ye patlıyor. Peki size soruyorum. Dağın başında kıytırık üniversitelere sırf oyalanmak için giden bu insanlara üniversiteye gidebilirsin ama her ay taksitle 17 bin TL ödeyeceksin desek yine giderler mi? A101 kasiyeri olmak için 816 bin TL harcamak ne kadar mantıklı? Cevabını sen ver. Tabii bu hesaplamaları çok dümdüz yaptık. Aslında tam olarak doğru değiller. Az önce dediğim gibi fırsat bedeli hesaplamaları bu kadar düz olmamalı. Çünkü bazı şeyler lineer değil parabolik ilerler. Bu da senin şu anki bir dakikanı bile milyonlara bedel yapabilir.
Neden 317? Bir yerlerimden mi uydurdum bu sayıyı diye düşünüyorsun, biliyorum. Evet, tamamen uydurmaca. Ama belki de senin için gerçek olabilir. Bugünün 10 dakikasının ileride nelere sebep olacağını kimse bilemez. Fırsat bedeliyle zamana para gibi bakabileceğimizi öğrendik. O halde zaman da para gibi yatırım yapmak için kullanılabilir, değil mi? Jeff Bezos, Forbes'a göre 181 trilyon dolar net servetiyle dünyanın en zengin 3. insanı. Ve 1 saatte 1 milyon 108 bin dolar kazanıyor. 10 dakikada 184 bin dolar. Ne kadar pahalı bir 10 dakika, değil mi? Peki 30 sene önceki 10 dakikası kaç dolardı? 2-3 dolardır büyük ihtimalle. Az önce yaptığım düz hesaba göre böyle olur ama bu yanlış bir ifade. Çünkü o gün doğru şekilde kullandığı zaman onun bugünlere gelmesine sebep oldu. 30 sene önce günde 17-18 saat çalışmasaydı bugünkü 10 dakikası o kadar değerli olmayacaktı. Geçmişteki 10 dakikalarının bugünün 10 dakikasında büyük bir payı var. Üniversite okuyanlar bilir, liseye göre boş vaktin çok oluyor. 18-24 yaş arasındaki bu boş vaktin ise hayatındaki en değerli zamanlar. Çünkü belli bir yaştan sonra para kazanmak için çalışmak zorunda kalıp zamanını para karşılığında satacaksın. İlerideki zamanının ne kadar değerli olacağını ise gençkenki boş zamanlarını nereye yatırdığın belirleyecek. Çünkü gençken kendine yatırabileceğin zamanın varken büyüdüğünde bu olmayacak. Boş zamanında üniversite okursun, mühendis olursun, ona göre vaktin daha değerli olur. Oturursun, boş zamanında yazılım öğrenirsin, ileride bir saatin için ona göre fiyat çekersin. Buna ben zaman yatırımcılığı diyorum ve zaman yatırımcılığı borsa gibi çok karmaşık değil. Belli başlı hisseler var, onlar kesin yükselir. Kitap okumak, dil öğrenmek, kendini geliştirmek kısaca. Bu yatırımlar hep kazandırır, şaşmaz. Bir de istisnasız kaybettiren yatırımlar vardır. Akşamları 3 saat Survivor izlemek kaybettirir mesela. Ya da gereğinden fazla bilgisayar oynamak. TikTok, YouTube izlemek. 1 dakika. İstisnasız mı dedim? Yanlış demişim. Çünkü insan bir makine değil, 7-24 çalıştıramaz. Gerektiğinde eğlenmeyi de bilmek lazım. Sorumluluklarını yaptıktan sonra en sevdiğin diziyi izlerken bu zamanımla çalışabilirdim diyerek hayatı zehir etme kendini. İnsanın bir kapasitesi, fiziksel ve mental ihtiyaçları var. Zamanını eğlenmek için kullanmayı da unutma. Yalnızca bu eğlenme aşırı doza mı kaçıyor, onun farkında ol. Kendim için konuşursam günde maksimum 8 saat çalışabiliyorum. Sonrasında yaptığım işin performansı düşüyor ve ortaya daha kötü bir video çıkıyor. Gerektiğinde zamanımı dinlenmeye harcamak benim için bir kayıp değil, aksine kazanç. Böylece yenileniyorum ve yarın yüksek kalitede çalışmaya devam edebiliyorum. Tabii çalışmam gereken saatlerde elime telefonumu alıp video izlersem bunun fırsat bedeli ağır oluyor. Peki zaman bu kadar kıymetli, doğru değerlendirildiğinde harikalara sebep oluyorsa neden ben dahil insanlar zamanını israf ediyor biliyor musun? Çünkü ne kadar zamanımız kaldığının ve ne kadar harcadığımızın farkında değiliz. Peki ya farkında olsaydık? 2011 yapımı In Time filminde gerçekten de en değerli şey zaman. Çünkü zaman para yerine geçiyor. Her insanın kolunda kalan ömürleri yazıyor ve bütün alışverişlerini bu zamanla yapıyorlar. Su 30 saniye, telefon 1 gün. Bu filmde maaşlar da zamanla yatıyor. Asgari ücretli günden güne yaşarken zenginlerin yüzyılları oluyor. İnsanların paraları yani zamanları tükenirse ölüyorlar. Böyle olsaydı yine zamanını israf eder miydin? Oturup 5-6 saat YouTube'da saçma sapan videolar izlemeye devam mı ederdin? Yoksa ömrünü uzatmak için çalışıp iyi yerlere mi gelirdin? Peki gerçekten zamanın değerini anlaman için kolunda kalan ömrünün yazması mı lazım? Para birimimiz dakika olmadan günde 3 saat hatırlamadığın Reels'ları izlemeyi bırakamaz mısın? Fırsat bedelini sana bunun için anlattım. Bundan sonra yaptığın her eylemi bu yönden düşün. Bana bunun bedeli ne diye sor kendi kendine. Şu an bu yaptığım için para öder miydim? Zaten para ve zaman aynı şey. Hatta paranın kendi bir değeri yok. Sadece takas işlemlerimizi kolaylaştıran bir kağıt parçası. Günün sonunda senin ürettiğin değere göre veriliyor. Değer de zaman olmadan üretilmiyor. Senin verdiğin değer koli kaldırmaksa ona göre ödeme alırsın. Doktorsan farklı, video yapıyorsan farklı. Zamanını yatırdığın yere göre ileride para kazanacaksın. Doktor olmak kolay mı? Kaç yılını heba ediyorsun? Ya da bu videoyu yapmak. Ben 4 ay önce günde hiçbir karşılık almadan 13-14 saat edit yapmayı öğrendiğim için bu kanal bugün bir yerlere geldi. Zamanımı bu konuya yatırdım. Sen nereye yatırıyorsun peki? Bu videoya yatırdığın 10 dakika karşılığını verdi mi? Ya da kendini kaybedip saatlerce gezindiğin sosyal medya? Doğru yerlere yatırdığın zaman para, para ise zaman getirir. Genç yaşlarında verdiğin emekler sayesinde İleride 8 saatini başkalarına satmak zorunda kalmazsın belki. Para sana zamanını istediğin yere harcama özgürlüğü verir. Bazı anlar vardır. O anlarda harcayacak zamanın olmadığında anlarsın hayatın ne kadar boktan olduğunu. Çocuğunun mezuniyetine patron izin vermedi diye gidemezsen mesela. Sonuçta parasını ödüyor. Her gün 8 saatin onun. Ya da ileride annen, baban vefat edersin. Ömür bu. Bir yerde bitiyor. Cenaze sonrasındaki gün acını yaşamak istesen, patronun ise işe geleceksin yoksa atılırsın dese ne yapabilirsin ki? Zamanını satmışsın bir kere. Babanın arkasından yaz
tutacak bir günün bile yok. O kadar fakirsin. Bugün doğru yere yatırdığın zamanlar ileride sana özgürce yaşayacak bir hayat verir. Instagram kullanmak için aylık 100 lira vermelisin dese kabul etmeyecek insanlar çok daha yüksek bir bedel ödüyorlar ama farkında değiller. Hem de bu bedeli geri kazanması imkansız olan bir şeyle ödüyorlar. Zaman. Dürüst ol. Gerçekten de 316 TL kaybedeceğini bilseydin bu videoya tıklamazdın bile. Ama 10 dakika kaybetmeyi göze alarak tıkladın. 316 liraya geri kazanırdın ama bu 10 dakika asla geri gelmeyecek. Lütfen dünyada kalan zamanını bunun bilinciyle yaşa.